Bu videoda en küçük boyuttan en büyük boyuta kadar sallanmış bütün mobil otobüs oyunlarını derledim. Hepsini oynayıp onun üzerinden puan vereceğiz. Bakalım hangisi megabaytın hakkını veriyor. Oynanmaya değer mi, bunları görelim. Katıl aboneliği satın alan herkese teşekkür ederim. Siz de bir sonraki videoya çıkmak isterseniz katıl aboneliği satın almanız yeterli. Aldığın zaman ekranda bu şekilde isminiz gözükecek. Videoyu da beğenip kanala abone olduysanız hadi ilk oyunumuza başlayalım. İlk oyunumuz 51 megabayt değerinde bir otobüs oyunu ve bu çok eski bir otobüs oyunu. Bu oyunu ben hatırlıyorum, hiç değişmemiş ve megabaytına göre inanılmaz güzel bir kalitesi var. Çok da fazla arabası olan bir oyun. Yıllar sonra bunu tekrardan oynayacağım. Bakalım megabaytın hakkını veriyor mu? Yıllar sonra hala oynanmaya değer bir oyun mu, bunu görelim. Şimdi ben bunu bay oynardım kanka, var ya inanılmaz güzeldi o zamanlar. Tabi yine güncellemelerle farklı şeyler getirilmiş ama harbiden güzel oyun yani. Cidden o yıllara göre en çok sevdiğim oyun buydu, otobüs oyunu. Ben otobüse de seviyordum zaten. Bak bu şekilde otobüsleri göstermem gerekirse bunlar var. Bunlar daha yüklenmedi. Halen de yüklemeye devam ediyor. Ya oyun tabi fazla araba geldiği için optimizasyon bakımından biraz çöp olmuş ama gerçek hayatta olan bütün arabaları aynısını logosuz haliyle eklemişler ve hepsi de yapılı, içi yapılı. Taksi falan var. Hani bayağı güzel şeyler var. En son ne gelmiş? Hatta en sona kadar gireceğim, tamam mı? Ben bunun hilesini indiriyordum. Hilelisinde bayağı şeyler yapabiliyordum. Kamyon vardı mesela bunda. Bak elektrikli otobüsler falan gelmiş. Eski otobüsler. Yani aklına gelebilecek bütün her otobüs var kanka. Dünyada kullanılan bütün otobüslerden var neredeyse. Bak MAN'ın işte yeni otobüsü vesaire. Bunları da tabii hileli indirerek açabilirsin. Tek tek oynamaya değmez bence. Ama her bölüm yaptığınızda araçlar açılmaya devam ediyor. Ben bunu yapacağım. Bunu da değiştirebiliyorsunuz. Mesela buraya ben kendi ismimi de yazabilirim. Plakanızı yazabilirsiniz falan. Başla dedim. Ve her bölüm yaptığınız zaman da burada işte farklı desenler çıkıyor. Mesela şuralar var ya, buraya otobüse uyarlanmış farklı farklı şeyler çıkıyor ve tabii yine modifiye falan da yapabiliyorsunuz. Onları da bölüm yaparak açmanız gerekiyor. Bir sürü otobüs levelleri var. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tam bir halk otobüsü oyunu diyebilirim sizin için. Bak 25 attım, buraya geldi, anladın mı? İşte bak burada MyTV yazdım. Bu da buradan geldi. Yani kanka uf çok iyi. Yıllar sonra bile hala değişmemiş. İçi de bu şekilde, içi de gerçek hayatta olduğu gibi tasarlamaya çalışmışlar. Gayet güzel, ben çok seviyorum bunu zaten. Trafik falan önceden bu kadar yoktu ama yeni yeni eklemişler yani. Oğlum bunun bir de bir müziği var var ya, hala da aklımda şu anda, müzik çalıyor. Çok güzel yani. Yılına göre bence hala oynanabilir. Megabyte'ına göre de oynanabilir bence. Megabyte'ına göre de bence gayet güzel. Of başım ağrıdı lan. Çok konuştum herhalde. Arabalar falan bayağı var ve bu firma... Bak şöyle durak, bak yolcu almaya geldim, tamam mı? Kapıların hepsini buradan açabilirsiniz isterseniz. Bak buradan yolcular falan biniyor. Allah'ım aynı. Şu anda 2016'ya gittim var ya. Yolcuların binmesini bekliyorsunuz falan. Bastan sonra kapılar kapandı ve artık yolumuza devam edebiliriz. Her levelde sizi daha fazla yolcu almaya götürüyor. O da ekstradan güzel bir detay yani. Şu anda eğitim aşamasındasınız, öyle düşünün. Bu şekilde işte size puan veriyor. İşte hava durumunu falan ayarlayabilirsiniz. Gece gündüz olmasını ayarlayabilirsiniz. İşte level yaparak hem araba açabiliyorsunuz hem de otobüsünüzün özelliklerini açabiliyorsunuz. Bu şekilde güzel bir oyun. Megabyte'ına göre bence gayet iyi. Ben bunu üzerinden 8 verebilirim. Çünkü yani oynayınca anlayacaksınız cidden demek istediğimi. Siz buna kaç puan verirsiniz? Şu anda durdurmuyor yazarsanız sevinirim. Sıradaki oyunumuz 378 megabaytlık bir otobüs oyunu ve bayağı bilinen bir oyun. Hatta bunu geliştiriciler bayağı bir geliştirmişti. Buna mod falan da yapabiliyorduk. Megabyte'ına göre bence gayet iyi. Grafiksel bakımından herhangi bir sorun görmüyorum. Sadece biraz kasma sorunu var. Onu da hallederlerse bence gayet güzel bir oyun olabilir. Bakalım megabyte hakkını veriyor mu? Oynanmaya değer mi? Hep beraber görelim. Ben bu oyunu bayağı iyi hatırlıyorum, tamam. Ben buna hatta video bile çekmiştim ta kanalın çok eski zamanlarında. İndonezya'da özel uyarlanmış bir oyun ve globalleşmiş de bir oyun oldu artık. Bayağı bir globalleşti bu oyun. Buna yanlış hatırlamıyorsam mod falan yapılabiliyordu. İşte Honda modu, Travego modu, artık aklınıza gelebilecek çoğu modlar yapılabiliyordu buna. Otobüse zaten İndonezya'ya özel yapılmış. Bak ETS gibi, gördün mü? İşte bayağı bir modifiye falan yapabiliyorsun. Modifiye hatta ışık falan bile ekleyebiliyorsun. Gayet güzel. İnsanlar tarafından da sevilen bir oyun. Ya bunun modifiye kısmı zaten insan alıp götürüyor kanka ya. Ben mesela bunun modifiye şeyini bilmiyordum ama alıp götürüyor yani. Bunda farklı konular, İndonezya'da da biliyorsunuz bu tarz otobüslerde bayağı bir şekilde korna kirliliyordur. Bayağı bir korna çalarlar, melodili falan. Bunlar da onlar yapışa bak, kasbası yapıyorsun yetmiyor, bir de boyayabiliyorsun. Hangi oyunda var bu ya? Cidden işte oyun oynatıran şey de budur. Bayağı bir güzel şeyler yapabiliyorlar kanka. Acayip güzel yapmışlar. Burada ne var? Ha spoiler falan takabiliyorsun. Burada işte lambalardır vesaire. Burada da aynen paspaslar falan var. Oğlum çok iyi ya. Harbiden bayağı güzel. Tekerleklerde ne var? Tekerleğe bakmak gerekirse yanaklı bir şeyler var mı ya? Ha yok. Gerçi bunların kültürü değil aynı. İşte bu şekilde jant falan da takabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Buna mod yaparak da ekstradan istediğiniz arabayı sürebilirsiniz. Bıçak aksesuarları da var bu arada, işte gözlük dür, perdedir, süslemedir, ne varsa. Bak ETS'de var bunlar mesela. ETS'deki perdeler bunlar. Adamlar yapmış mesela, görüyor musun? Valla ben bayağı sevdim. Modifiye kısmından bence bir sıkıntısı yok. Gayet güzel. İdeal. Oynanabilir. Otobüslerine bakmak istiyorum. Otobüslerinde neler var? Şöyle aa bak, biz otobüslerde var. Türk otobüsü yok mu ya? Gerçi yoktur da yine güzel. Otobüs çeşidi az ama genelde insanlar modlu kullandığı için mesela buradan hem harita modu yapabiliyorsunuz hem araba modu yapabiliyorsunuz. Yani moda bayağı bir özgün bir şey. Keşke Karpak'ta da öyle bir şey olsa. Buraya ister radyo çarpsın ister de kendi telefonundaki müziği yapabilirsiniz.
Oyunda bayağı şeyler var kanka, hani harbiden adamlar her şeyi yapmışlar. Kapıları falan açabiliyoruz. Bak kapıları açtım mesela, gördün mü? Başka ne var? Aha, selektör yakabiliyoruz. Çok iyi. Kornalar var. 3 çeşit korna var ama şu anda telif olduğu için açamayacağım. Artık garanti alsın alıyorum kendimi. İşte bu şekilde yol belirliyorsunuz. İsterseniz ben şu anda serbest moddayım ama istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kariyer modun serbest modda da baktığımda haritası falan gayet güzel. Sadece bir tık kasma sorunu var, onu nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Belki benim cihazımdan kaynaklıdır ama ETS'nin mobil versiyonu ve otobüs versiyonu gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani ETS'de olan çoğu şey yapmışlar. 30 FPS alıyorum, bayağı düşük ama yine güzel mi güzel. Ve ters yoldan gidiyorum, evet. Bu ülkede bu şekilde ters şerit olduğu için ben de bu şekilde alışmışım buradakilere. Bizim için pek tatmin edici olmayabilir ama İndonezyalılar için bulunmaz bir nimet. Çünkü tam onların kültürlerini yaşatıyor. Hem harita kapsamında olsun, araç kapsamında olsun, tam onların kültürüne göre sevilen de bir oyun yani. Bunun modlarla birlikte daha güzel hale getirebilirsiniz. Türkleştirmek isteyenler daha güzel şekilde mod yaparak beni attı. Neden attı bilmiyorum. Neyse işte bu şekilde oyun. Ben dizaynlarını falan bayağı sevdim ama insan trafiği yok. İnsanlar olsaydı birkaç tane güzel olabilirdi. Yine yolcu alıp gezebiliyorsunuz tabii ki. Ama şu anda ben kafama göre gittiğim için herhangi bir şey yapmayacağım. Buradan kapıları da kapatalım. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz kanka. Bence gayet güzel. Oynanmaya değer. Bir denemenizi tavsiye ederim. Modlarla birlikte denemenizi daha çok tavsiye ederim. Çünkü Honda Civic modları falan da var. Araba modları falan da var. Bayağı geniş bir kitlesi var yani oyunun. Siz bunların üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Şu anda durdur bölümüne yazın. Bunların üzerinden 7. Hatta yok lan 9. Gayet güzel bence. İdeal. Sıradaki oyunumuz 796 MB'lık bir otobüs oyunu ve bana göre en sağlam, en gerçekçi otobüs oyunlarından birisi. Hani OMS 2'yi bilenler bunu da illaki duymuştur. OMS 2'nin mobil versiyonunun aynısı yani. Her şeysini yapabiliyorsunuz ve bunda diğer güzel bir yanı ise mod kurabiliyorsunuz. Hem harita modu hem de otobüs modu ve Türkler tarafından da bayağı sevilen bir oyun. Türk modları da var. Trabego var, otobüs var. Yani aklınıza gelebilecek her türlü Tofaş bile var. Tofaş modu bile var. Megabyte'ın hakkını veriyor mu? Bence fazlasıyla veriyor ama yine de bir test etmekte fayda var. Hadi bir deneyelim. Şimdi ben bu oyunu çok yıllardır oynadım, tamam mı? Hatta ben YouTube'a ilk başta bunun için teşekkür ediyordum. Yabancılar mod çıkarıyordu. Ben bu modları kendimce modifiye edip paylaşıyordum. OMS 2'nin aynısı kanka bak. Yolcular görüyor musun? Kapılar açtım mesela, bekliyorlar. Bu şekilde OMS 2'nin aynısı. Mobil versiyonu diyebilirim. Ya bu şekilde ne oldu? İşte kameradan bu şekilde her türlü şeyine bakabiliyorsunuz. Gayet güzel, ben çok sevdim cidden. İlerliyoruz. Bu şekilde görünmez yapabilirsiniz. Fazla kafa yormak istemiyorsanız, gözünüz kalabalık olsun istemiyorsanız. Otobüs bu şekilde. Dıştan da bu şekilde gözüküyor. Zaten bu ülkelere göre tasarlandığı için, zaten bu o ülkeye göre tasarlandığı için, hangi ülke bilmiyorum. Portekiz olabilir, başka bir şey de olabilir. Emin değilim. Bayağı bir detaylı bir oyun. Fazlasıyla detaylı. Ayarlamalar falan yapmanız gerek. Yani grafik bakımına gelince bunun bilgisayar versiyonu da var bu oyunun. Tıpatıp aynısı bu arada yani cidden. Bunun bilgisayar versiyonu da var. Bilgisayar tarafında grafikler tabii ki daha tavan, daha güzel. Ama mobilde de fena değil bence. Şu anda ben düşük grafikte oynuyorum. Neden yükselteceğimi unuttuğum için. Ama haritasına bakınca cidden yani hakkını veriyor. Yoldaki çukurlar olsun, sesleri falan çok iyi. Bir de üzerine buna mod kurduğunuz zaman Türk modları falan da var. Türkler de bayağı bir mod yaptı buna. Türkiye'deki kullanılan belediye otobüsleri var ya, aynısının modunu buraya getirmişler. Yani bayağı güzel bir işler yaptılar Türkler. Onlarla beraber oynamanız daha zevkli olur. Tavsiye ederim onlarla da oynamanızı. Çok iyi. Ben yani mobilde en sağlam otobüs oyunu budur. Yani OMS 2'nin mobil versiyonunun aynısı diyebilirim yani. Burada zaten bir sürü mod yapılmaya devam ediyor. Bu şekilde oynayarak yapabilirsiniz. Tabii ben şu anda konsollerim kötü olduğu için oyunsa kötü gelebilir ama İnanın öyle değil yani, bu şekilde bakabiliyorsunuz. Mesela bak, o yolcu durak dinecek ya, direkt butona basıyor ve ayakta bekliyor. Kapıyı açmanızı bekliyor. Buradan gelip mesela herhangi bir yerde durabilirsin. Gerçek hayatta olduğu gibi. Durdu, indi, kapattım ve yoluma devam ettim. Bu şekilde yani. Burada da duraklar var. Duraklardan yolcu alabiliyorsunuz. Mesela şu duraktan bir yolcu alayım. Zaten haritada size rota belirlemişler. O rotaya göre gitmeniz gerekiyor. Böyle kapıyı açtım mesela, bekliyorum gelmelerini. Bakın görüyor musunuz? Geldiler. Çok iyi. Cidden çok iyi. Bir de buna Türk haritası falan da yapmışlar da yanlış hatırlamıyorsam. Denemenizi tavsiye ederim. Yani bir deneseniz, bir tadını alsanız sabah akşam bunu oynayabilirsiniz. Yani sabah akşam oynarsınız bunu, öyle söyleyeyim. Gayet güzel. Ben gayet seviyorum. Halen daha severek oynadığım bir oyundur kendisi. Siz bunun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Ben bunun üzerinden 10 puanı verdim. Gayet başarılı. Güzel. Siz de kaç puan veriyorsunuz? Yorumda durdurup yazın. Sıradaki oyunumuz 1 GB'lık bir otobüs oyunu ve bu otobüs oyunu daha geçen yıl çıktı. Yani yeni çıkmış bir otobüs oyunu. Ve insanlar tarafından kısa sürede sevildi. Duymamış olabilirsiniz. Duymanlar için de göstereyim. Grafikleri falan gayet iyi. Zaten bunu yapan firma da köklü bir firma. Yani yıllardır oyun yapan bir firma. Artık kendilerini geliştirmişler. Bakalım nasıl bir oyun yapmışlar. Görünüşte gayet güzel ama emin değiliz. Bakalım görelim. Bana herkes bu oyunu oyna dedi ama ben oynayasım gelmedi. Ben serbest sürüşteyim. Diğer oyunlara kıyasla bayağı bir şeyler yapabiliyormuşuz. Üç otobüsü. Bu ne? Ha uzun otobüsü. Okul otobüsü. Ha bunları seçebiliyoruz. Bak güzelmiş bu. İki katlı, körüklü, elektrikli otobüsler ne varmış? Elektrikli. Güzel de bu, tamam.
Seçtim otobüsü. Oo, bayağı şey var. Bayağı modifiye seçeneği var. Plakalar var. İstediğiniz plaka, her ülkenin plakası var mı? Aa, Türkiye'de var. Tamam, çok iyi. Bunu yazabilirsiniz. Buradan demirlikler takabilirsiniz. Tabii koymak isterseniz. Jantlar var. Jantlar da bu şekilde. Jant kapağı falan da var. Bak, güzelmiş. Oyunlar Türkçe dil desteğinin olması gayet güzel. Türkler önemsemiştir. Lastiklerde ne var? Yanak var mı? Yanak. Bu ne lan? Amerikan şeysi falan. Korna, kornaları falan değiştirebilirsiniz. Yani, tuhaf değişik kornalar da var. Direksiyon. Oy, direksiyonu da değişebiliyoruz. Çok iyi. Oynanır. Bu oyun cidden oynanır. Ben bunun 10 üzerinden 10 puanı vereceğim gibi. Perdeler de bu şekilde. Plaka yazabilirsiniz. Oyuncak süsleri falan var. Bilgisayar var. Of. Telefon falan. Otobüsü boyayabiliyorsun. Yazları rengini boyayabiliyorsun. Jant. Kaplama falan da yapabiliyorsun. Vay bak, reklam falan. Güzelmiş bunlara. Motor gücü işte, motorun bilmem neyleri falan vesaire. Her şeyi yapabiliyorsun. Modifiye bakımından baya baya zengin bir şey. Bak, dolik falan ekleyebiliyorsun. Bu adamlar ne yapmış ya? Harbiden güzel yapmışlar ha. Yani modifiye doyamayacaksınız. Öyle gözüküyor. Bak, çamurlar, Allah'ım yarabbim. Ne diyorsun? Etiketler. Ben biraz yorulduğum için biraz isteksiz görünebilirim ama sevdim oyunu, cidden sevdim yani. Bak, bisiklet falan da var lan, bu Türkiye'de de var bazı arabalarda. Tamam, gayet güzel. Seçebilirsiniz, Dubai'ye bir gidelim. Hava durumunu falan değişebiliyorsunuz ama keşke oyun bu şekilde olsaydı. Bu şekilde bence daha güzel gözükür. Şimdi oyunumuz geldi. Ultra grafikleri aldım ama hiç yani ultram gibi de hissettirmiyor. Diyoruz işte bu şekilde. Farlarını vesaire açtık. İçi de bu şekilde gerçek hayatta olduğu gibi. Ya bunlar bir tane otobüs oyunları vardı bilgisayarda. Otobüs simülatörü 7 falan gibi o tarz bir şey ya vardı. Ona benzetmeye çalışıyor ki zaten bu firmada bayağı göz ne lan? Ha, etrafa falan bakıyor. Aa, güzel güzel özellik. İlk defa bir mobil oyunda gördüm. Başka ne yapabiliyoruz? Aa, bu şekilde haritadan falan. Ben serbest moda geçtiğim için şu anda bedavadan dolaşıyorum her tarafı. Duraklarda falan da yolcu falan alabiliyoruzdur. Grafikler bilmiyorum, en yüksek aldım ama en yüksek bu mu ya? Hiç güzel değilmiş. Grafiklerden biraz memnun olmadım. Optimizasyonda bir tık iyi değil gibi ama yine bunları düzeltirler diye düşünüyorum. Ben bunun eskiden bunun bir sürü oyunları vardı. Onlarda oynadım ama vay be, bayağı geliştirmişler kendileri. Güzel güzel. Yine oynamaya değer ama az önceki protobüs bence daha gerçekçi ve daha güzeldi. Açabiliyoruz aynalar. Aynalar. Bir şey olmuyor bunlara. Yani bu şekilde pek bir olayı yok açıkçası. Sadece normal gerçek hayatta otobüsler nasılsa şehir içi. Bunlarda da o yani. Sizin 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Yorumlara durdurup yazın. Ben buna puanım 10 üzerinden 6. Sıradaki oyunumuz 1.3 GB'lık bir otobüs oyunu ve Türk yapımı tamamen. Adamlar gayet başarılı bir iş yapmış. Zaten büyük bir firma olduğu da belliydi. Zaten bu firmayı oynayanların çoğusu Türk ve artık oyun globalleşmeye de başladı. Oyunun özelliği otogarları. Hani otogarlar nasılsa gerçek hayattaki o şehirde de aynı otogarlar var. Zaten bunu kendi şehrime gidip test ettim. Yani cidden birebir aynısını yapmışlar. Megabyte'ın hakkını, hatta gigabyte'ın hakkını baya baya veriyor bence. Bakalım bir oynayıp göreceğiz. Şimdi muhtemelen aranızda bunu aktif oynayanlar da vardı. Baya bir büyük bir firmanın yaptığı bir oyun. Ve sürekli güncellenen de bir oyun. Yani lisanslar falan alınmış, baya güzel. Buradan şehirleri paralel açmanız gerekiyor. Her şehirde hangi otogar varsa gerçek hayatta da o şehirde aynı otogar var. Zaten onun özelliği de buradan işte bilet satın alabiliyorsunuz. Kaç bilet satılmış falan bilmem ne. Bir altın vererek de hepsini bir anda başlatabilirsiniz. Güzel oyun. Oynanması gerekir mi? Yani bir denemenizi tavsiye ederim. Geçen tır oyunu da çekmiştim. Bu da otobüs oyunu. Başka oyunlarda yok zaten. Bir tır, bir otobüs. Başka bir şey yok. Evet, başladık. Şu anda biz Tekirdağ'dayız. Yani şu anda Tekirdağ'da bu otogar var ya, gerçek hayatta da bu var yani. Oyunun mantığı kısaca bu. Gerçek hayatta da böyle. Girişi aynı, mağazaların yerleri aynı, her şeysi birebir aynı. Arabalarını da görüyorsunuz. Arabalar da bu şekilde gayet gerçekçi, birebir modellenmiş şekilde tasarlanmış. O da gayet güzel. Sadece biraz sürüş kontrolleri biraz kanser ediyor. Onlar düzeltse bence hiçbir sıkıntı olmayacak. Ben bir tane yolcu alayım. Ben yanlış yere geldim. Bir dakika. Oyunda bayağı özellik var. Online dönüyorsunuz. Arkadaşlarınızla bu arada şirket kuruyorsunuz. Şirketle birlikte arabadır vesaire, carçur, konvoy halinde yol yapabiliyorsunuz. Mesela geldik, bak insanlar beklemiş bavullarıyla falan. Buraya geliyorsun, kapıları açıyorsun. 1, 2 artık ne varsa. Hızla da geçebilirsiniz bu şekilde. Tamam tamam. Buradan ikram falan da alabiliyorsunuz da ben orayı kaçırdım. Orayı almayı unuttum ben. İşte topyektir, sandviçtir, ne varsa artık kafanıza göre yapabilirsiniz. Çıkalım mesela şuradan. Yani gerçek hayatta ne varsa bununla da aynısını yapmışlar işte, öyle söyleyeyim size. Hem Türk oyunu, yani Türklerden böyle güzel oyun yapan da çok az kişi var. Sayılık 5 parmağa geçmez yani. Gayet güzel. Ben gayet beğeniyorum açıkçası. Ben kendi ülkeme de gittim. Ben kendi ilime de gittim. Kendi şehrime de gittim. Onunla da aynı şekilde yani otogarın girişinden tut otobüslerin park ediş şekline kadar her şeysini birebir yapmışlar. Çok iyi ya. Mobile göre bir devrim yani. Umarız bunun da devamını getirir. Oyun yapmayacağını demesine göre bak, buradan fenalık geldi. Klima çarpmışsın. Çok mazocak gibi bu şekilde tepki falan verebiliyorsunuz. Netro, bak metroyu çelmişler. Netro. Yani güzel ya. Bilmiyorum. Hoş yani. Protonbüsten sonra en iyisi budur benim gözümde. Bu şekilde gidiyorsunuz yani. Başka bir şey yok. İşte otobüsünüz falan kirleniyor bazen. Veya işte lastiğiniz patlıyor. Lastikçiye gidiyorsunuz. Otobüsünüz kirleniyor. Mola yerinde hortum otobüsünüzü yıkayabiliyorsunuz falan. O şekilde güzel şeyler de var. Sizin onun üzerinden kaç puan verirsiniz? Ben bunun üzerinden 9'u veririm. Gayet güzel. Siz de kaç verirseniz yorumlara da kasıp yazarsanız sevinirim. Bugünlük video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine daha çok bu tarz videolar için beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.